Herkese merhaba. Ben Batukan. Rüzgarcının kurucu ortaklarındanım ve aşağı yukarı 5 senedir Fortune 500 şirketlerine daha kullanıcı odaklı nasıl daha kullanıcı odaklı olabilecekleri konusunda danışmanlık veriyorum. Ve bu süre zarfında şöyle bir ihtiyaç fark ettim. Markalar kendi analitik verilerini, big data'yı, Kullanarak tüketicilerin ne yaptıklarını etkin bir şekilde anlayabiliyorlar ve bunun için binlerce tool kullanabiliyorlar. Ancak tüketicilerin ne yaptığından ziyade neden yaptıklarını açıklayacak, o arkadaki neden sorusunun cevabını e, almaları için kullanacakları herhangi bir tool, bir framework mevcut değil. Bu konuda markalar genelde pazar araştırma şirketleriyle çalışıyor ama burada da hem veri dijital olmadığından, tekrar tekrar kullanamıyorlar veya anlamlı bir şekilde muhafaza edemiyorlar. Hem çok insan odaklı olduğu için yavaş ve pahalı kalıyor hem de yavaş yavaş markalar artık bu içgörü yetkinliklerini içine almaya çalışıyor. Kendi iç kaynaklarıyla yapmaya çalışıyor ve bu bağlamda da markaların kendi araştırmalarını, kendi yönetilebilecekleri bir tool bu Agile süreçlerde işte validation için kullanabilecekleri bir tool, bir arayüz mevcut değil. O yüzden de biz user geliştirdik. Aynı Google Analytics'in kantitatif tarafta yani analitik tarafta kullanılabildiği gibi biz de kalitatif taraftaki verilerin bir platform üzerinden kullanılıp yönetilebilmesini sağlayacak bir arayüz geliştiriyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Markalar hızlıca bizim platformun üzerinden ben şöyle bir kullanıcıyı anlamak istiyorum, şöyle bir kitleye gitmek istiyorum deyip bu kitleyi platform üzerinden seçebiliyor. Ve biz aşağı yukarı bir hafta içinde markaların bu bireylerle konuşmalarını, onlarla iletişim kurmalarını sağlıyoruz. Ve onlarla birebir görüşmeler yaparak e, kalitatif veriler toplamalarını sağlıyoruz. Platformumuz e, bu araştırma dünyasına hiç aşina olmayan insanların bile kolayca araştırma yapmasını sağlayacağı, sağlaması için süreci streamline ediyor. Ve daha sonra bu yapılan görüşmelerin sonunda yapay zekayı da kullanarak bütün bu kalitatif yapılan konuşmaların verilerini otomatik bir şekilde anlamlandırabiliyoruz. Burada geçişlerden sadece sesli bir şekilde geri bildirim almanın da ötesinde onlardan örtülü bir şekilde aslında farklı farklı nöro araştırma tekniklerini kullanarak veri de toplayabiliyoruz. Ve en sonunda bütün bu topladığımız verileri insan odaklı bir içgörü kütüphanesinde muhafaza edebiliyoruz. Bu şekilde de farklı farklı birimler merkezi bir içgörü kütüphanesi üzerinden hem aynı araştırmaya erişebiliyor Tek bir doğru üzerinden hareket edebiliyor hem de aynı zamanda artık bir raporu alıp kullanıp atmak yerine bir rapor üzerine farklı farklı içgörüler inşa edebilecek bir alan bırakıyoruz markalara. Şimdi bu içgörü dediğimiz pazar aşağı yukarı 80 milyar dolarlık bir pazar ve insan odaklı olmanın günümüzdeki öneminin artmasıyla beraber gittikçe de büyüyen bir pazar. Ve bu kadar büyük bir pazarda tabii ki çok güçlü rakiplerimiz de var. UserTesting.com işte yakın zamanda 100 milyon dolar yatırım almış bir şirket. DiscoSoy onun level'le partnerliği var ama burada şöyle bir hikaye fark ettik. E, Enterprise dediğimiz kurumsal firmaların e, bu araştırmadan ortaya çıkan e, çıktıları kullanması için gerçekten şu an piyasadaki 4-5 farklı ürünü kullanması gerekiyor ve kurumsal bir firmanın 4-5 farklı ürünü kullanıp Ortaya bir sonuç çıkarması beklemek aslında o kadar da kolay değil. Ve bunun da ötesinde biz yeni pazar araştırma metotları ve analiz yapmak için yeni metotlar geliştirdik. Bu metotlar da aslında sürecin farklı farklı platformlarda yapılması değil, tek bir platformdan yaptığımız zaman çok daha veri kalitesini arttırabileceğimiz, çıktı kalitesini ve markaların bu çıkardığımız çıktıların kullanımının daha aksiyon alınabilir şekilde yapabileceğimiz bir yapı geliştirdik. O yüzden de rekabetten, rakiplerimizden farklılaşıyoruz. Şu anda iş modelimiz DIY. Yani markalar kendi kendilerine bu görüşmeleri yapabiliyor. İnsan on-demand bir şekilde kullanıcı hedefleyebiliyor. Ve SaaS dediğimiz aylık bir yazılım bütçesi üzerinden ilerletebiliyoruz. Şimdi bu zamana kadar 40'tan fazla marka ile İ, İngiltere'de, Amerika'da, Türkiye'de, Tayland'da, Güney Afrika'da çalışma şansımız oldu. Bunu da çok e, farklı disiplinlere haiz bir e, takımla yapıyoruz. Aynı zamanda Pepper Rogers isimli e, müşteri deneyiminin e, kurucularından olan Dan Peppers e, da advisorlarımız arasında. Ve şu anda kendi metodolojimizi, platformumuzu ve yapay zekayı kullanarak rekabette ciddi bir şekilde fark atmaya çalışıyoruz. <laughs>